hiç kimse görmedi mi? O da doğru Ahmet abi. Ha bu kadar yani. Beşini al. Arkadaşlar bu akşam saat 10'da buraya götürdük. Motor sesi duyduk dükkandan. İndim geldim buraya baktım. Bütün manolyoların hepsini kesmişler, yatırmışlar aşağıya. Niye kestiniz diyorum. İşte şundan buna talimat aldı. Ya benim adıma kimse sana talimat veremez ki ya. Bu Rize bir kişinin değil iş ya. Bir kişinin dudağı arasına kalmış. Hayret bir şey. Biri kes diyor, öbürleri de kes diyor. Bu kadar kolay mı yani bu ağaç? Kaç senelik can alın? 50 senelik ağaç ya. Kaç senelik can gitti ya? Bu candır ya. Şehrin tek ağaçları, meydanın tek ağaçları. Doğru senin dövdüğün şey. Çivi dövmüşsün. Dövmek olur mu ya? Bir de razon kesiyor yani. Arkadaş ya. Kim diyor sana dövürüm? O kesen adam. Aldı burada kaçırdılar onu gitti. Polis sağ vurup bağırsan biz... Yarın bakacağız. Rizeli olarak bunun hesabını soracağız arkadaş. Bu öyle bir katliam olamaz. Bir kişinin dudağı arasında değil. Burası kimsenin bahçesi değil, tarlası değil. İnsan tarlasından bile ağaç keserken izin istiyor. Yani bu kimsenin tek elinde olan bir şey değildir. Rizeliler bunun hesabını soracak. Böyle bir şey olmaz, böyle bir katliam olmaz. Yarın bunun tepkisini göstereceğiz mahkemeye. Bu manolyolar öyle kolay kolay yetişmiyor. Bunlar kolay kolay yetişmiyor. İnsan evi yani evinin etrafında olan manolya bile ev yapacağı zaman evin içerisinde geçiriyor. Yani bunun değerini bilmeyen, kıymetini bilmeyen zaten böyle şeylere de yani bir yerlere şey olmasın, müdür olmasın, başkan olmasın. Böyle bir saçmalık olmaz. Tamam, 199. Geleceğiz şeyi bekliyorum. Bu arkadaş müdürümüzse yani bundan bilgisi yoktu da geldi yani vatandaş geldi motorundan buraya kesiyordu yani öyle mi zannediyorsun? Yani rutubet yapıyordu daha önce hazırlık herhalde vardı. Yani bu doğanın yeşili önemli değil. İnsanın oksijeni ciğeri kesilsin yok olsun. Bu hiç önemli değil. Önemli olan dolara yeşili dokunmayalım yani. Rant çıkar sermaye avantaj sağlayalım. Ne rant var? Olur mu böyle bir şey? Ne rant var? Adam caminin önündeki ağaç kısmı ne rant olabilir? Ne, yok anlamadın konuşmamın içeriğini anlamıyorsun. Yani ne demek var bu Türkiye'nin her tarafına aynı bu katliamlar yapılıyor kardeşim ya. Bu Rize'ye olan bir şey değil yani. Aa buradan yol geçiyor. Yani sen şimdi bu adama soruyorsun ama mudurdur. Ha bu adam bilmiyor mu? Bunun bilgisinin dairenin dışında mı kesildi bunlar ya? Allah aşkına ya. Vallahi isyan ediyorum yani burada yetişen ağaçları 50 seneye 60 seneye yetiştiremeyeceğiniz bu ağaçları şehrin merkezine zaten dokuya baktığınız zaman bir yeşillik kalmadı. Yeşilim Rize dedikleri memlekette yeşil kalmadı. Yani birileri taşeron olarak gariban işçileri buraya göndermiş bu ağaçları kestirmişler. Yetkililer ne diyor? Biz diyor haberimiz bilgimiz yok. Yani onların bilgisinin dışında burada bir gariban tuvaleti temizleyen bir insan gelip o ağacı kesmesi mümkün değildir yani. Buna halk olarak tepki göstermemiz lazım. Rize'de böyle bir yeşil yoktur. İnsanların sağlığıyla, siyahatıyla oynuyor. İnsanlara oksijenini üreten, sağlığını veren ağaçları yok etmeye çalışıyorlar. Ama doların yeşilini nedense seviyorlar bu ülkemizde. Fakat doların yeşilini seviyorlar. Doğanın yeşilini katlediyorlar işte. Yani bir faciadır. Yani bu insanlık adına bir faciadır yani. Yazıklar olsun. Ulan be. İnsan öldürmek kadar zor bir şey ya. Böyle bir şey olur. Bunlar kesilir mi? Herhalde. Kim nasıl kestiler. Bunları burada katliam yapanların anısına ben bunları saklayacağım. Yani bunlar bu bir şey işte ağacın değerini bilmeyen ağaç katliamı yapan yani ha insanı katletmiş. Yani canlı bir şeyi katletmiş. Ağacı katletmiş yani. Bunları biz de onun katliamın anısına bunları saklayacağız. Bunları yapanları şiddetle kınıyoruz yani.